Merhaba dostlarım. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay çok yapılan hatalardan bir tanesi olan rölanti motoru değişimiyle alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar şu gördüğünüz parça rölanti motordur ya da rölanti ayar valfidir. Genel itibariyle boğaz kelebeğinin yanlarında yer alır. Aracın rölantisini düzenlemeye yarayan bir parçadır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu parça ile ilgili yapılan en büyük hata şu. Araçta en ufak bir rölanti arızası boy gösterdiğinde hemen o rölanti motoru arızalı değiştirelim. Arkadaşlar bu çok yapılan bir hatadır. Neden hatadır? Rölanti motoru sağlam bir yapısı olan, karmaşık olmayan bir parçadır. Ve bu parça kolay kolay bozulan bir parça değildir. Yani araçtaki ömürlük parçalardan bir tanesidir diyebiliriz. Daha önceki videolarımda sıklıkla sizlere işte rölanti arızaları neden olur, nelerden kaynaklı olur hepsini anlatmaya çalıştım. Çoğunda rölanti motorunun arızalı olabileceğini de söyledim. Ama bu rölanti motoru dediğim gibi çok kolay bozulan bir parça değildir. İşleyişi basittir. İçinde bir iğne vardır. Gelen havaya göre açılıp kapanır diyebiliriz. Her rölanti arızasında bu rölanti motorunu değiştirmek gerekir mi? Kesinlikle gerekmez. Rölanti motoru değişimi yapabileceğiniz en son seçeneklerden bir tanesidir. Ona kadar hani boğaz kelebeği ya da ısı sensörü ya da aracın ateşleme sistemi gibi problemler göz önünde bulundurmanız daha faydalı olacaktır. Sonuç itibariyle videomun başındaki sorumuza gelecek olursak, her rölanti arızasında rölanti motoru değiştirilir mi? Rölanti motoru ilk olarak temizlenir. Ondan sonra kullanılmaya devam edilir. Dediğim gibi rölanti motoru ömürlük bir parça diyebiliriz. Arızalanması çok nadir görülen bir durumdur. Ama rölanti arızalarında en çok değiştirilen parçadır diyebiliriz. Bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar dostlarım. Yine sormak isteriniz, bilmek isteriniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım.